Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün Bremen kentinde bulunan Gröblingen mahallesinde gurbetçi vatandaşlarımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruyu sizler sordunuz, sizler belirlediniz. Soru şu: acaba Almanya'da sosyal hayatı var mı, yok mu? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Hemen gurbetçi vatandaşlarımıza bu soruyu yöneltmek istiyorum. Başlayalım. Şu anda yanımda bulunan bir abiye, gurbetçi vatandaşımıza soruyu yöneltmeden önce kendini kısa bir tanıtmasını istiyorum. İsminiz nedir abim? Evet, ben Osman Özdamar. Kayseri'den geliyorum. Almanya'da yaklaşık 33 seneden beri buradayım. Yaşım 48. Küçük bir işletme sahibiyim. İyi günler diliyorum herkese. Güzel bir işletme sahibisiniz abim. Allah hayırlı işler nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Sence Almanya'da sosyal hayat var mı? Bu konuda bayağı bir sorular geldi bize. Şimdi, farklı düşünceler var. Bir de tek tek kardeşlerime sormak istiyorum. Gurbetçi vatandaşım diye. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sosyal hayat Almanya'da kişiye baz değişiyor. Bazı insanların güzel sosyal hayatı var. Bazı insanların hiç yok. Fabrika, ev, iş diye düşünüyorum. Bir de burada tabii biz Bremen bölgesinde deniz falan olmadığı için bir çay ocağı, bilmem bir çay bahçesi, böyle güzel arkadaşlarla sohbet, kum kenarı, yani deniz kenarı, kumsal. Böyle yani sosyal faaliyetimiz yok ama insan kendisi, sosyal hayatı kendisi yaratması lazım. Şimdi biz arkadaşlarla mesela hafta sonları bilardo oynuyoruz, sinemaya gidiyoruz. Ne bileyim, o bir ortamda toplanıyoruz, çay içiyoruz. Yani bizim elhamdülillah var ortamımız. Ama Almanya'da genellikle sosyal hayat yok denecek kadar az. Bunu böyle Türkiye baz alarak. Hani bunu böyle genelleyebiliriz. O zaman var mı yok mu? Diyelim yok. Yok diyelim. Evet, ama yok biz kendimizi yaratmaya çalışıyoruz. Ama, tabii yapabilenlere helal olsun. Yapabilenlere helal olsun. Ama yok diyebiliriz yani sosyal hayat. Teşekkür ederim abi. Bu tabii insanın sosyalleşmesiyle alakalı bir şey. Neyi anlamadım abi? İnsanların sosyalleşmesiyle alakalı bir şey. Şimdi kendisiyle alakalı. Tabii aynen öyle bir şey. Ne bekliyorsun? Aynen öyle. Yani ama sosyal hayat Türkiye'ye göre yok yani, burada yok. Bravo abi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Başka bir sorunuz varsa alayım. Yok abi. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz neydi? İsmim Gülay, Gülay Açar. Gülay Hanım. Gülay Hanım, sorumuz şu, aynı soruyu size de sormak istiyorum. Buyurun. Sizce Almanya'da sosyal hayat var mı, yok mu? Ne düşünüyorsunuz bu konulara? Maalesef ne söylemek yok. Istersiniz? Yok maalesef diyorsunuz. Yok. Çok neden? Çok önceki yıllarda belki olabilir ama şu son yıllarda, son 10 yıldan beri, ben yaklaşık 30 senedir Almanya'dayım. Geldiğim senelerde daha farklıydı, daha her şey seviyeliydi, daha düzgündü. Her şey daha uygundu ama şimdi son 10 yıldan beri sosyal hayat diye hiçbir şey kalmadı. Ve şu an Türkiye, bizim ülkemizde sosyal hayat her şekilde çok daha fazla ön planda bana göre. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Yani neden kaynaklanıyor? 10 senedir. Şimdi şöyle anlatayım. Şehir şehir, vilayet vilayet değişiyor bu. Bulunduğunuz şehirler, yaşadığınız şehirlere göre değişiyor. Bazı insanlar var ki, yani 40 yıl önceki düşünceleri neyse, kafa yapıları neyse, dümdüz bakmışlar hayata ve o şekilde kalmış. Hmm. Hiçbir şekilde kendilerini geliştirememişler. Ve geliştiren insanları da yargıyla, ön yargıyla ayıplayıp kınamışlar. Yani hiçbir zaman hani bir sosyal faaliyetlere gidelim, edelim, bir etkinliklere gidelim, etkinlikler kazandıralım diye hiçbir şey yapılmamış. Ve bu yüzden insanlar kendini geliştirmeyi unuttu diyeyim. Bunun başı da kitap okumamak. Kitap okunmadığı zaman, ben her zaman böyle diyeyim, kitap okuyan bir insan her zaman her şekilde kendini çok güzel aşıyor. Ama maalesef ki bizim insanımızda bu yok. Sosyal medyadan dolayı olabilir mi? Sürekli telefonla. Sosyal medya, hayır, ben de sosyal medya kullanıyorum. Ama sürekli gençlerimiz telefon peşindeler ya. Bence kitap ondan okumama değil, temelden. Daha yani mı? Sosyal medyada aileden, aileden temelde ve insanın içinden gelmeli. Şu an ben de kullanıyorum sosyal medyayı her şekilde. Doğru kullanıyorsunuz yani. Yani yeri geliyor internetten diziler izliyorum, Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun, fakat benim çantamda hep kitabım geziyor. Ben çok tramvayla her tarafa gidip gelen bir insanım. Tramvaya bindiğim zaman kitabımı elime alırım. Yani illa ki her şey sosyal medyaya da bağlamamak gerekiyor. Bence insanın içinden gelmeli. Biraz da temelden kaynaklanan bir şey ve biraz da merak. Mesela benim kitap okumamın en büyük özelliği merak.
Her kültürü çok merak ediyorum. Her dini, her ırkı, her tür kitabı okumayı çok merak ediyorum. Tabii özenle seçtiğim yazarlar onlar ayrı. Fakat merak. Bizim insanımız meraklı değil. Bizim insanımız meraklı değil. Bizim kadınlarımız, herkes öyle değil. Benim çevremdekileri kastetmiyorum ben genel anlamda. Evleniyorlar, iki çocuk sahibi oluyorlar. Ben artık ev kadınıyım diyorlar. Akşama ne yemek yapsak, yarın nerede toplansak, sadece bu düşünceler oluyor. Bir de kısır ama günleri oluyor. Kısır günleri, börek günleri zaten onlar en başta da. Fakat mesela ben bugün az önce bir arkadaşımdaydım. Türkiye'ye gideceğim Allah nasip ederse. Arkadaşıma çıkarken söylediğim şuydu: hangi kitapları istiyorsan liste yap getireyim. Aynı şekilde arkadaşım da öyle. Hangi kitapları istiyorsan getireyim. Bizim birbirimize böyle börekti, çörekti falan diye biz arkadaşlarımızla oturduğumuz zaman kitap tartışmaları yaparız. Özetini anlatırız. Yani bunun gibi. Bu yüzden sosyallik diye hiçbir şey kalmadı. Yani neticede sonuç olarak sosyal hayat yok Almanya'da size göre. Yok, bana göre yok. Bir de şu var, insanlardaki para hırsı. Para hırsı. Ne kadar çok var diye yapalım, o kadar çok para. Hak veriyorum insanlara. Buraya çalışmaya gelmişler. Ama biraz insanlarımızın kendine de zaman ayırması lazım. Hafta sonlarını iyi değerlendirmesi lazım. Yani hafta sonu olduğu zaman nereye şey yapalım diye değil, ne yapabiliriz? Kendimizi mutlu edebilmek için ne yapabiliriz? Bunları düşünmeleri gerekiyor. Ve para hırsı. Ben onu da düşünüyorum. Evet, para güzel bir şey. Kazanılması gerekiyor. Ama para her şey değil. Aç kalmamak için, ayakta kalmak için kazanmamız gerekiyor. Benim de iki oğlum var. Fakat para hırsından önce insanların kendini düzgün bir şekilde yetiştirmesi. Cüzdanımızı değil, kalbimizi zengin etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani para biriktirmeyelim, arkadaş biriktirelim ve ben burada tek başımayım. Ailem Türkiye'de. Hiç kimsem yok. İki tane oğlum var yanımda. Üç kişilik bir ailem. Ama Allah'ıma şükürler olsun çok güzel bir arkadaş çevrem var. İnsan biriktirmedim, para biriktirdim. Bu da bana yetiyor. Sevdiklerim bu kadar. Çok güzel konuştunuz size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sonuç itibariyle sosyal hayat? Sıfır. Şu anda yanımda yine bir Osman abi var. İkinci Osman abi. Osman abi merhaba. Merhaba. Osman abi memleket neresi? Bingöl. Bingöl'lüsün. Abi kaç yıldır Almanya'dasın? 24 yıldır buradayım. 24 yıldır maşallah. Acaba Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Ne düşünüyorsun? Ya Türkiye'deki gibi de olmasa burada sosyal hayat Türkiye gibi değil. Sen buradan mesela bir yere gidip de piknik yapamıyorsun. Maalesef. Ateş yakamıyorsun. Yani nasıl söyleyeyim? Türkiye'deki gibi bir sosyal hayat yok burada. Burada piknik alanları sıkıntı değil mi? Yani mangal yakamadıktan sonra var. Piknik alanları süper var. Hem de çok güzel yerleri var. Ama ve lakin yani ateş yakamıyorsun, grill yapamıyorsun, eğlenemiyorsun. Mangal yapmak yasak. Yasak. Maalesef. Ama Türkiye'deki gibi de ben Türkiye'de gittim. Sahile gittik, ateşimizi yaktık, güzelce çayımızı, grillimizi yaptık. Ne güzel. Yaşam budur. Ama burada öyle bir şey yok. Burada nasıldır? İşe gidiyorsun, işin bittikten sonra eve gidiyorsun. Biraz zaman bulursan bir göl kenarına ya da bir su kenarına gidiyorsun, bitti. Ya da arkadaşlarla toplanırsın. Ya da arkadaşlar toplanırsın. Yani nasıl söyleyeyim? Gençler belki hani diskoteye gider, onlar için eğlence mi bilmem. Ama benim için değil. Orta yaşlar için yok. Benim için değil yani. Doğru söylüyorsun. Hafta sonları nasıl geçiyor peki? Yok ki. Güzeldi. Var abi. Şimdi hafta sonuna giriyoruz mesela. Şimdi hafta sonu. Çalışıyor musun hafta sonu? Çalışıyorum. Çalışıyorum. İşte Almanya maalesef. Maalesef derken yani Almanya'da çalışma hayatı yani. Almanya'daki olay çalışma üzerine kurulduğu için maalesef ben de aynı düşüncedeyim. Bana göre de sosyal hayat aslında kişiye bağlı ama işte uğraşıyoruz. Ne kadar sosyalleşebilirsek artık. Ya şimdi ben İstanbul'da yıllarımı verdim. İstanbul'da da ben çok çalıştım. Orada daha fazla çalışıyordum ama yine de ben zaman bulabiliyordum. Aileme de, gidip dolaşmaya da. Ama burada bulamıyorsun. Değil mi? Burada nedense yani nasıl söyleyeyim sana? Ya çalışacaksın ya çalışacaksın. İş. Başka bir şey yok. Abay. Aynen. Yani bir güzel yaşam sürmek istiyorsan bir kuruş da olsa bir nezle. Ne bileyim. Sene sonuna kadar izine gideceğim, bir 2.000 lira biriktirsem de güzel Türkiye'de güzel o parayla yaşayayım. Ama o parayla burada yapamıyorsun işte onu. İşte yani bazı arkadaşlar bize Almancı diye hitap ediyorlar, kızıyorlar da. Arkadaşlar biz burada gerçekten bir yıl boyunca çalışıp Türkiye'de rahat belki piknik yapabilmek için, belki denize girebilmek aynen için ülkemize rahat bir tatil yapabilmek için uğraşıyoruz. Kesinlikle. Burada sosyal hayat olmadığı için diyebilir miyiz? Kesinlikle. Teşekkür ederim abi. Şu anda yanımda Bayram abim var. Bayram abi merhaba. Merhabalar. Abim nerelisin? Bayburtluyum. Bayburtlusun. Kaç yaşındasın abi?
47. 47 maşallah abi, hiç göstermiyorsun harbi. Teşekkür ederim sizin güzelliğiniz. Kaç yıldır Almanya'dasın? 15. 15 yıldır. Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Almanya'da sosyal hayat tabii ki Avrupa'nın en iyisi olduğuna göre var şüphesiz. Ne yapıyorsunuz siz? Sizin sosyal hayatınız nedir mesela? Hafta sonu mu, hafta içi mi? Arkadaşlarla görüşüyoruz. Belli bir şekilde toplanıyoruz. Muhabbetler. Camiye gidiyoruz. Ona benzer. Akraba ziyaretleri var mı? Akraba ziyaretleri yok maalesef. Yok. Akrabanız olmadı herhalde. Evet. Ama arkadaşlarla toplanıp gün belirleyip evleniyorsunuz. Evet, evet. O zaman sorumuzun cevabı Almanya'da sosyal hayat var yok. Var yok. Anladım. %50-50 arkadaşlar. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Yanımda Kerem arkadaşım var. Kerem benim aynı zamanda iş arkadaşım. Hazır yakalamışken aynı soruyu ona da yöneltmek istiyorum. Ama öncesinde bir Kerem'i tanıyalım. Kerem'cim merhaba. Merhabalar hocam. Kaç yaşındasınız? Vallahi 40 yaşına merdiven dayadık. Oldu mu 40? Bir senemiz kaldı. 82 doğumluyuz. 82 doğumluyuz. Kerem neresin? Afyon'dan geliyoruz. Afyon Karahisar. Kaymağın bol olduğu yer. Afyonlara selam olsun mu? Afyonluların herkese selam olsun, selam inşallah. Olsun. Kerem'cim soru şu. Almanya'da sosyal hayat var. Sen burada doğdun bu arada değil mi? Ben burada doğdum. Türkiye'de okudum. Mesleğimi geri Almanya'da dönüp geri yaptım. Elektrik iki tarafı da yaşadın yani. O zaman süper. Sence Almanya'da sosyal hayat var mı? Sosyal yaşam var mı yok mu? Ne düşünüyorsun? Vallahi ne diyeyim şimdi. Türkiye kıyasla yok diyelim. Çünkü Türkiye'ye girdiğim zaman istediğin şekilde gece olsun, istediğin yere gidip yiyip içebiliyorsun. Bu biraz da maddiyata bakıyor. Burada dediğin zaman saat 10'dan sonra işçi memleketi olduğu için ondan sonra fazla bir sosyal aktivite diye bir şeyimiz yok. Çoğu yer kapanır. Açık olan yerlerimiz benzin istasyonu olur. Birkaç küçük işletme olur, bu yani. Ama Türkiye'ye gittiğin zaman açık market bulabilirsin. Mesela seninle geçen konuştuk. Yeri gelmişken söyleyelim, hatta dün konuştuk ya, otoban kenarlarında dinlenme tesisleri Türkiye'de hemen hemen 50 metrede bir var diyorduk değil mi? Evet, 50-60 metrede. Mesela buradaki benzin istasyonlarında, uzun yolculuklardaki benzin istasyonları nasıl? Öyle bir dinlenme tesisi var mı burada? Ya var da 40-50 kilometrede bir var. Türkiye'de arabayla bazen gittiğimiz zaman, bazen uyku bastığı zaman bir 50 kilometre dayanır mıyız, dayanamaz mıyız da kendi kendimize de soruyoruz. Ama gidip öyle çok güzel yemekler yiyoruz mesela. Burada var mı öyle burada yemek? Burada öyle bir şey yok. Kahve içebilirsin. Varsa tesisin kendine ait ya Burger King'i vardı ya McDonald's vardı. Yani onda da helalarım konusuna da dikkat etmemiz lazım. O da var mı? Ama Türkiye'de kafana göre girip A'dan Z'ye çayıydı, yemeğiydi, hepsini yiyebiliyorsun yani. O sıkıntımız olmuyor Allah'a şükür. Uzun lafın kısası, Almanya'da sence sosyal hayat var mı yok mu? Ya burası iş odaklı olduğu için yok diyeyim ben. Yok denilebilir değil mi? Evet. Yok denilebilecek kadar az. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil Yaren hocam. Görüşürüz. Size de başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Şu anda da yanımda genç bir arkadaşım var. Boyu bayağı bir benden büyük gibi ama olsun. Sığıyor değil mi şu anda? Her şey tamam. Okey. Bünyamin merhaba. Merhaba. Bünyamin, nerelisin? Bingöl'lüyüm. Bingöl'lüsün. Bünyamin röportajın başında bana dedi ki abi dedi Almanca konuşsam olur mu dedim. Olur, sıkıntı yok. Ama ben soruyu Türkçe sormak istiyorum. Tamam, sıkıntı yok abi. Sence kaç yıldır Almanya'dasın? Almanya doğumlu değil mi? Aynen, ben burada doğdum abi. Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım şu anda. 19 yaşındasın. Peki sorum şu Bünyamin. Sence Almanya'da sosyal yaşam, sosyal hayat var mı yok mu? Türkiye'ye nazaran, Türkiye'ye göre. Var abim. Also es gibt soziales Leben haben wir hier. Aber keine aber, also wir so. Doch gibt's, also wir gehen auch zum Beispiel raus mit Dingser Freunden, wir gehen mal ein bisschen Dingser spazieren, wir gehen ein bisschen Dingser kicken, also gibt's schon, ja. Ja, Almanya'da sosyal hayat var. Gençlere göre var. Var, bence var. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil abi. Bu kadar. Yanımda yine Almanya Bremen'de yaşayan bir gurbetçi abimiz var. İsim neydi abim? Ali. Ali abim. Ya. Ali abim nerelisin? Isparta. Isparta'lısın. Isparta kaç yıldır Almanya'sın abi? Abi 72'den beri. 72. He. Ne zamandır spor yapıyorsun abi? Abi doğuştan beri yapıyormuş. 73'ten beri yapıyormuş abi. Aynen öyle. Aynen John Wayne. Abim sorum şu. Sence Ali abiye göre Almanya'da sosyal hayat var mı? Burada mı doğdun abi bu arada? Burada yetiştik biz. Kaç yıldır Almanya'dasın? 49 sene. 49 senedir Almanya'dasın. O zaman tam adamına soruyorum. Aynı sence Ali abim sence Ali abim Almanya'da sosyal hayat var mı? Türkiye'deki arkadaşlarımız soruyor da ne düşünüyorsun? Abi bütün dünyada sosyal hayat var. Nasıl var? Sosyal hayat içeride başlar değil mi? Kişide başlar değil mi? Evet. Senin içinde sosyal hayat varsa sosyal hayatta yaşayabilirsin.
Sosyal hayat, sen gözlerinden sosyal hayat ararsın, ancak ararsın değil mi? Başka şeyler düşünürsen. Olmaz öyle. Önce huzur, ondan sonra sosyal hayat. Bu parayla olmaz baba. Sen para peşindesen sosyal hayatı bulamazsın. Herkesin işi gücü para. Para. Orada para, burada para. Olmaz. Sen bir zeytinin değerini bilirsen sosyal hayatı da bilmiş olursun. Değil mi baba? Yani gözün dışarıda olmazsa kendi kendine aslında kişiye bağlı. Kişi ben arabalarla dolaşmak istiyorum diyorsa ama cebinde parası yoksa abi, olmaz. Telefon aynı telefon değil mi? Evet. Çalıyor değil mi? Aynı yani. iPhone 1000 euro'luk iPhone da çalıyor, 100 euro'luk iPhone da çalıyor. Sonuçta aynı. Sonuçta her şey aynı yani. Sosyal hayat içeride başlıyor, içeride de bitiyor. Benden bu kadar kardeş. Ali abi teşekkür ediyorum. Nereliydin abi sen? Efendim? Nereliydin? Isparta. Isparta. Isparta'dan selam olsun. Isparta'dan güller selam olsun size. Tamam mı? Abi teşekkür ederim. Aynen John Wayne. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Ayak yapmayın fazla. Kendinize ayak yapmayın. Ali abi teşekkür ederim. Ne diyeyim baba? Süpersin. Vallahi süpersin. Tamam. Allah razı olsun. Arkadaş YouTuber. Hoş, evet abiciğim. Hoş geldiniz. Sağ ol abiciğim. Merhaba Erhan ben. Merhaba. Burhan, memnun oldum. Erhan ben de. Burhan. Kafiyeli, ben de Erhan. Burhan. Memnun oldum. Eyvallah. Almanya'dan Burhan mı? Almanya'dan demeyelim, Türkiye'den diyelim size. Ben de Almanya'dan Erhan. Eyvallah, Türkiye'den Burhan. Tamam, ben de YouTube kanalım var. Evet abiciğim. Bir röportaj yapmak istiyorum. Tabii ki, buyur. Soru var. Soru şu, Almanya'da sosyal hayat var mı? Sosyal yaşam. Ne? Sosyalistliğimiz. Sosyal bir yaşam, yani sosyal bir aktivite. Var mı sizce, size göre? Herkese sordum. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Hazırsanız soruyu hemen kayıt alacağım. Hemen alsın da abi. Tamam. Biz 2 saatten beri çekilmiyoruz. Tamam çek. Girdik ama mi bu abi? Hayalimize koyalım mı? Kayıtta mıyız baba? Kayıttayım. Kayıttayız, tamam. O zaman bu hayalimize koyuyoruz. Merhaba. Merhaba. İsminiz Burhan. Burhan. Türkiye'den Burhan. Evet. Ben de Almanya'dan Erhan. Memnun Eyvallah. Oldum. Yaşınız kaç Burhan abi? Şöyle bir dönersek ekrana 38 doğru. Abi. Yakışıklı abimizi görürsek 38. Evet. Nerelisin abi? Samsun Mafra ama İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da yaşadım. Evet. Ne zamandır Almanya'dasınız? 8 sene oldu. 8 senedir evet. Almanya'dasınız. Almanya'da memnunsunuz. Değilim. Değil. Sorum tam size göre. Tamam. Sence Burhan abi, Almanya'da sosyal yaşam, sosyal aktivite evet. var mı senin deyimiyle? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mikrofon sende. Estağfurullah. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 8 sene oldu. 8 seneden beri hiçbir aktivitede bulunmadık. Herhangi bir dans olsun veyahut da müzik programı olsun veyahut da başka bir aktiviteler olsun. Bunun hiçbir şekilde bulunmadı. Bulunduk durmadılar da. Çünkü biz burada senelerden beri buradayız ama Türkler ne bir adam akıllı bir yer kurmuş, ne bir aktivite için yer açılmış. Gençlerimizin %70'i, %60'ı diskoda. Ne deniyor ona? Nargile kafelerde. Ondan sonracıma büyüklerimiz kahvelerde, kıraathanelerde, kumar peşinde. Acaba yani, onların sosyal hayatı mı bu? İşte onlara göre sosyal onların hayat. Onların sosyal hayatı. Şimdi burada bir üçlem var. Ben geldim geleli 8 seneden beri bu üçlemin içinde yaşıyorum. Birincisi, uyuyorsun. İkincisi, kalkıyorsun. Üçüncüsü, çalışıyorsun. Bu abi, sistem yok, başka bir şey yok. Bekleme daha. Daha ne gibi bir şey bekliyorsun? Almanya'nın kötü yanı mı, iyi yanı mı sence bu? Ya nasıl olsun? Robotlaşıyorsun ya. Robotlaşıyorsun. Daha bunların daha fazlası yok. Bunu burada Almanya'da kime sorarsan sor. Bunu sadece Türkiye değil. Bunu Albana'ya veyahut da başka bir ırktan olan bir insana sor. Aynısını söyleyecek. He şunu söyleyeyim. Arbaşlam'dan Job Center babadan geçinenler için bir şey diyemem. Onlara hep aktivite var baba. Onda sıkıntı yok. Onlara hep zaman var onlarda. Onda sıkıntı yok. Başka ne diyebiliriz ki? Aktivite yok. Unut git Almanya'yı yok onda. Yani sonuç olarak Almanya'da sosyal hayat? Yok. Yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim de YouTube sayfam var bu arada. İsim neydi? Burhan Altay. Burhan Altay. Evet. Çizgi, şiir alt üzerine. Çizgi falan yok. Şiir üzerine. Burhan yok. Altay. Dur normal. Burhan Altay. Tamam. Ben o zaman Altay'a bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burhan Altay'ı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Görüşürüz inşallah. Baş tacısı. Yanımda yine burada yaşayan bir abimiz var. Hemen soruyu ona yönetmeden önce sizleri abimle tanıştırmak istiyorum. Abim isim neydi? Zeynel Esen. Zeynel abim. Zeynel abim nerelisin? Aslen Konya Ereğli. Konyalı abim. Abim kaç yıldır Almanya'dasın? Doğmalı. Doğma bilme burası. Evet. Süper. Abim sorumuz şu. Kaç yaşındasın bu arada? 48. 48 yaşında. Zeynel abim, soru şu. Sence sana göre burada doğup büyüdüğün bir abimiz olarak, büyümüş bir abimiz olarak sence Almanya'da sosyal hayat, sosyal aktivite, yaşam nasıl abi? Yani aslında kısıtlı ama bizim bir parsele, bahçe dediğimiz bir yer var. Genelde orada akşamüstü çay içip biraz hobi bahçesi. Hobi bahçesi. O tip sosyal hayatımızı geçiriyoruz ama
Tabii ki yani şimdi şöyle bakarsak Türkiye'ye kıyasla burada bizim için yani yabancı olarak çok zor. Yani sosyal aktivite, sosyal hayat çok az. Türkiye buradan bence çok daha fazla. Ama bu tabii bu bir tercih meselesi. Yani insan hayatından ne anlıyor, ne yapıyor, nasıl geliştiriyor? Biraz da kendisi düşünüp ona göre yol gitmesi lazım. Ama bence genel olarak hakikaten burada sosyal aktivite çok az. İmkanlar. Kişiye bağlı mı yoksa genelde bir yani kişi ne istediğine mi bağlı sence? Yoksa kişiye bağlı olsa bile yapacak başka bir şey yok mu? Hani ötesine fazlasını yapamaz mısın? Şimdi şöyle kişiye de bağlı ama genel olarak bence Türkiye'de yani bugün akşamüstü bir gidersin bir çay bahçeye çok rahat insanlarla sohbet edersin. Yani çok güzel gezilme yerleri olur falan. Yani o açıdan bence burada gerçekten kısıtlı yani bizim yabancı olarak. Yani gerçekten son zamanda son yıllar şuna bir gerçek yaman düşmanı çok arttı. Biz bunu hissediyoruz. O yüzden genelde Almanların olduğu yerde çok bulunmak istemiyoruz. Benim ailem kapalı olduğu için şahsen ben bunu yaşadım birkaç kere yani. Duyuyorum böyle şeyler. Evet, evet. Bir dahaki sorularımızdan biri belki bu da olabilir. Almanya'da ırkçılık var mı? Evet. Bence arttı. Hani tamam. bunu da bir irdelemek lazım. O zaman bir dahaki sorularımızdan biri de bu olsun. Abim tamam. Teşekkür ediyorum. Ne demek bir şey değil. Sana kolay çok gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür kolay ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hayırlı günler. İyi günler abi. Gurbetçi vatandaşlarımıza sizlerin sormuş olduğu sorulardan bir tanesini yönelttim gördüğünüz gibi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Varsa sizlerin de sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bilgiler ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. TikTok ve Instagram adresinden takip etmek isteyenler varsa aynı şekilde şu gördüğünüz gibi Almanya'dan Erhan. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay bay.